Aslında başlık insanlar neden James Corden'ı seviyor olmalıydı ya, neyse. Daha ilk dakikadan taraflı başlamayayım olaylara. Bazı ünlülerin insanlar tarafından neden o kadar da sevilmediğini anlatan video serisine tekrar hoş geldiniz. Bu videolarda her ne kadar bir başarıya ulaşmış olsa da veya birçok insan tarafından aslında sevilmiş olsa da birazcık da kötü şeylerle anılan ünlüler hakkında konuşuyoruz. Bunlar tamamen internette geçen konular. Benim kendi düşüncelerim değil. Tamam, belki bu videoda biraz var ama genel olarak internette konuşulan bazı negatif şeylerden bahsediyoruz. O yüzden bugün sırada James Corden var. Aranızda James Corden kim tanımayan da var. Çok şanslısınız. Ama ben bu adam hakkında başlarda bir video yapmasaydım içimde bir yerde ufak bir Star Trek hayranı üzüntüden ölürdü herhalde. O yüzden gelin hemen başlayalım. Kanala ilk defa denk geldiyseniz abone olmayı ve Instagram sayfasına gelmeyi unutmayın. Kısaca James Corden kim? Biraz ondan bahsedeyim. James Corden, 78 doğumlu İngiliz bir komedyen ve sunucu. Gavin and Stacey adlı bir sitcomda hem yazıp hem oynadıktan sonra ünlü olmaya başlamış. Ardından da Carpool Karaoke'sini İngiltere'de başlatmış zaten. Orada onun vesilesiyle daha çok tanınmış. Sonrasında da Hollywood'da yer edinmeye başlamış. 2015'ten beri de The Late Late Show'u sunuyor ama bu sene son olacak deniyor. Ama ne olur olsun, İnsanlar James Corden'ın neden bu kadar çok ünlü olduğunu hala bilmiyor. Evet, birkaç tane İngiliz dizisinde yer aldı. Evet, birkaç tane diziyi kendisi de yazdı üstelik. Ama mesela birlikte yazdığı kişi o kadar çok hatırlanmıyor. Ama James Corden'a ne olmuşsa bir anda dünya çapında bu kadar büyük bir üne ulaştı. Bu da insanlara garip geliyor yani. Ne oldu da bu insan bir anda meşhur oldu? Bu videoyu hazırlarken Sunnyvee'nin 7 milyondan fazla izlenen videosuna da baktım. Eminim bu video da 7 milyondan fazla izlenecek. Düşünün, 7 milyon insan James Corden'ın o kadar da iyi bir insan olmadığı konusunda hemfikir. O videoya gelen bir yorum da dikkatimi çekti üstelik. James Corden ortaya birden peyda oluverdi ve ona ünlü dediler. Biz de buna inandık diyor. Aynen. Tam olarak öyle. Birileri bu adam ünlü dedi ve herkes de "Aa, tamam işte, bu adam da ünlüymüş" diye devam ettirdi bazı şeyleri. Başka bir açıklaması olamaz. Ama eğer sizin bildiğiniz başka bir şey varsa, bu adam aslında şunu yaptığı için bu kadar meşhur oldu diye, lütfen yazın. Hep beraber öğrenelim. Ben bulamadım. James Corden'ın ilk başlarda tepki topladığını da aynı meşhur olması gibi göremedik. Yani neden tepki topladığını veya ne kadar çok tepki topladığını internette aslında çok fazla paylaşan yoktu. Ama ta en başından beri kendisi hakkında çok kötü şeyler söyleniyormuş. Kendisinin en başta böyle insanlara kötü davranmaya başladığını, ünlendiği için bir anda insanlara kötü davrandığını falan, kendisinin de kabul ettiği bazı röportajları var. Bir anda ünlü olmasının ardından bir taraflarının kalktığını kendi ağzıyla söylüyor. James Corden'ın dediğine göre kimsenin umursamadığı bir insanken bir anda ünlü oldu diye birçok yere davet edilmesi ve gecenin 3'üne kadar tanımadığı insanların partilerine katılması, insanların sırf o ünlü olduğu için onunla zaman geçirmek, fotoğraf çekilmek istemesi biraz bir taraflarını kaldırmış. Hatta bu konuda terapi bile görmüş, öyle söylüyor kendisi. Bunu aşamamış, bu etki uzamış gitmiş diyorlar. Gavin and Stacey'den itibaren yükselişe geçişiyle birlikte bir anda davranışlarının çok değiştiğini ve bu konuda destek aldığını falan çok açık bir dille söylüyordu zaten. Ama bunun yanında bir Patrick Stewart olayı var ki bunu anlatmadan geçemem. James Corden zamanında direkt olarak Sir Patrick Stewart'a karşı çok büyük bir terbiyesizlik yaptı. When you come up and present an award, just get on with it. Sorry, I'm waiting for the punchline. Go on. No, seriously, go on. Okay. No, go on. You can see my belly and we can all see you dying right now. Let's go for it. Here we go. Bakın, her şeyi yapabilirsiniz ama Sir Patrick'e saygısızlık yapamazsınız. Yapamazsınız. O kadar bütün dünya tarafından sevilen, efsanevi bir isim olarak kabul edilen ve Enterprise'ın en iyi kaptanı olarak bilinen ve bugün bile hala kendisinin başarısı aşılamayan Patrick Stewart'tan bahsediyoruz. Orada bir durması gerekiyordu. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Nihat Doğan'ın çıkıp Cüneyt Arkın'a langır lungur konuşmasına benziyor. Var ya, şu anda düşünüyorum. Türk magazin hakkında çok fazla konuşmasam da bu listeye gidecek birkaç tane isim var galiba. Yapayım mı yapmayayım mı siz karar verin. Aşağıda yazarsınız. Sir Patrick Stewart'la olan bu mevzu her ne kadar geçmişte kalsa da Patrick Stewart'ı seven insanlar bu konuyu hala unutabilmiş değil. Bugün bile. Hala videolar yapılıyor hakkında, yani bakınız. Ama bu olay tek başına yaşanmış bir şey değil. Bu olay yaşanırken dışarıda olan bazı başka şeyler de vardı. Mesela James Corden'ın Reddit'e girip kendisine istenilen şeyleri sorabileceğini söylediği bir kısım var hayatında.
James Corden'ın Reddit'te hayranlarıyla buluşma isteği çok kötü sonuçlanmıştı. Reddit'te bana istediğinizi sorabilirsiniz dedikten sonra kendisi hakkında hep kötü şeyler anlatan insanlar olunca bunu da iyi kaldıramadığı söyleniyor hatta. Selam James, beni hatırlamazsın ama 6 sene önce Londra'daki Çin mahallesinde Manchurian Legends'da Harry Styles ve diğer arkadaşlarınla birlikte yanımızdaki masadaydın. Seni rahatsız etmek istemedik biz ancak sen garsonlara çok kötü davrandın ve onlara bağırdın. Benim arkadaşlarımdan birisi de sana biraz sakin ol dediğinde iyice sinirlendin ve bizi tehdit etmeye başladın. Sorum şu, Harry bu kadar cool iken sen nasıl bu kadar s**kırığı gibi davranabildin? Ve bu sadece bir tanesi. Başka birisi de şunu söylemiş mesela. James Corden'ın şovuna gitmiştim bir keresinde. İzleyicilerle ne şovun öncesine ne de sonrasında hiçbir iletişimi olmadı. Reklam aralarında da sürekli olarak telefonuyla oynadı. Belki kötü bir gün geçiriyordu dedik, üstünde durmadık. Ama Jimmy Fallon ve David Letterman ile kıyaslayacak olursak bu diğerlerinin izleyiciyle kameralar çalışmazken de ne kadar ilgilendiğini ve onları memnun etmek için neler yaptığını hatırlıyorum. Bunun ardından o kadar çok mesaj geldi ki Reddit'te bu konuyla alakalı, hepsi de cevapsız kaldı tabii bir de üstelik. İnsanlar James Corden'ın aslında ne kadar sevilmez ve insanlara kötü davranan birisi olduğunu konuşmaya başladı. Ve aslında James Corden'ın kamera karşısında da insanlara ne kadar kaba ve kötü davrandığını gösteren bazı şeyler var. Hani sadece böyle görünmediği zamanlarda kötü bir şey yapmıyor. Direkt olarak kamera oradayken insanlara kötü davrandığını da gördük. Paparazzi ile ne zaman karşılaşsa veya bir hayranı ne zaman bir şey çekmek istese hep kötü davrandığı konuşuluyor. Her zaman onları terslediği de biliniyor açıkçası. Bunun kayıtları da var ve özellikle de videoya dahil edip iyice canımızı sıkmak istemedim. Açıkçası bu adama çok fazla zaman da harcamak istemiyorum ama biliyorum çok tarafsız oldu. Çoğu kez sen benim kim olduğumu biliyor musun tarzında insanlara çıkıştığı biliniyor. Ve tabii ki James Corden'ın o kadar da yetenekli olmadığını ve bu kadar çok ön planda olmaması gerektiğini düşünen insanlar da var. Mesela kendisinin hiç yoktan yere müzikallere dahil edilmesini anlamıyorlar. Wicked müzikaline katılacağını söylediği zaman insanlar bunun olmaması için imza topladılar. Hatta o kadar sevilmiyor ki Ricky Gervais de bunun dalgasını epey bir geçmişti zamanında. The world got to see James Corden as a fat pussy. He was also in the movie Cats, but no one saw that. James Corden hakkında yaşananlar böyle tek bir seferde, tek bir günde yaşanan olaylar değil. Böyle ardı ardına seneler boyunca yaşanan şeyler ve o kadar çok birikti ki artık kimse James Corden'ı ne ekranda ne filmlerde görmek istemiyor. Ve bu durum hala devam ediyor. Yani yaptığı taşkınlıklar, insanlara kötü davranışı bugün bile devam ediyor. En son New York'un en sevilen restoranlarından bir tanesi olan Baltazar'dan kovulmuştu. Sebep de çalışana yaptığı saygısızlık. Eşiyle ve arkadaşlarıyla gittiği restoranda eşine gelen yemeğin doğru gelmemesi dolayısıyla çalışanlara sert çıkmış James Corden. "Bir işi beceremiyorsunuz, en iyisi girip ben kendim pişireyim." gibi bir laf etmiş. Çalışanların Corden ve eşinin yemeği defalarca kez geri göndermesinden dolayı yaşanan sıkıntıyı telafi etmek için çok çaba gösterdiklerini ve özür dilediklerini söyleyenler var. Yani hem garson hem de işletmeci epey bir çaba göstermiş bir şeyler büyümesin diye. Ancak James sürekli olarak bize bedava içki getirin, şimdiye kadar içtiklerimizi de ödemiyoruz şeklinde çıkışmış. Bunu da duyanlar var. Bütün bu olan bitenin ardından restoranın esas sahibi İnternette James'in ne kadar kötü bir müşteri olduğunu anlattığı bir paylaşım yaptı ve olaylar iyice kızıştı. Bugün bile tam da şu anda yani hala bunu bulabilirsiniz. Yani anlaştılar, barıştılar, pişman oldular, aralarında çözdüler gibi bir şey yok. Her ne kadar o şekilde anlatılmaya çalışılsa da bu doğru değil. Öyle bir şey olsaydı paylaşımı kaldırırdı diyorlar. Restoranın esas sahibinin yaptığı paylaşımda orada yaşananların kendisine nasıl rapor edildiği yazıyor ve James Corden'ın neden bir daha asla o restorana giremeyeceği yazıyor. Çalışanlarına kimsenin böyle davranamayacağını duyurmak istemiş insanlara. Ama bu yaşananlar hakkında kendisini açıklama gereği de hissetmiş ve bu yüzden kamera karşısında bir şeyler As some of you may have seen, last week there were stories about me being banned from a restaurant. Look, when you make a mistake, you've got to take responsibility. So I thought I would, if it's okay, I would share with you what happened. So a couple of weeks ago, I was in New York with some friends and we went for breakfast at one of my absolute favorite restaurants. It's a place called Balthazar and I love it there. I love the food, the vibe. The service, if I lived in New York, I'd go every day on the proviso that, you know, they would let me in. So we sit down, we ordered, and my wife explained that she has a serious food allergy, right? So when everybody's meals came, my wife was given
the food that she was allergic to. But no, she hadn't taken a bite of it or anything. No worries. We sent it back. All was good. As her meal came wrong to the table the third time, in the heat of the moment, I made a sarcastic, rude comment, right, about cooking it myself. And it is a comment I deeply regret. Like, I understand the difficulties of being a server. I worked shifts at restaurants for years. I have such respect and I value anyone that does such a job. And the team at that restaurant are so great. That's why I love it there. The restaurant manager and the server, they were lovely. They were lovely. They brought out 4 glasses of champagne as an apology. But we were like, that's not necessary. We don't need it. We'd had a great time. Even for me, it was too early to start drinking. So, but here's the truth of it, right? Because I didn't shout or scream, like I didn't get up out of my seat, I didn't call anyone names or use derogatory language, I've been walking around thinking that I hadn't done anything wrong, right? But the truth is, like I have, I made a rude comment and it was wrong. It was an unnecessary comment. It was ungracious to the server. So last Monday, the owner of the restaurant had heard what happened and he Instagrammed that I was banned from his restaurant for 2 offences. One was a meal that I think was back in 2014 when I sent a dish back that had hair in it. And the other was last week, right? So when I read this post, I immediately got hold of his phone number. I called him straight away and I told him how upset I was. I was upset that anybody was hurt by anything that I had done and anything that I had said. And we had a good talk. He appreciated the call. I was happy that we got to clear the air and I felt like we dealt with it privately, you know? But by this point, the story was out there and, well, people were upset. Şimdi diyeceksiniz ki kamera karşısında söyledi, neden görüntüsünü kullanmıyorsun? Çünkü James Corden direkt olarak telif uyarısı atıyor arkadaşlar. O yüzden sevilmemesi için başka bir sebep sayabilir miyim? Kendi açımdan evet. Peki siz de James Corden'ı seven bir kişi var desem inanır mısınız? İnanmak zorundasınız çünkü çok yakın bir kankası var ve bu kanalı takip eden insanlar da o kankayı inanılmaz derecede seviyor. Harry Styles. Bugünlük bu kadar. James Corden hakkındaki yorumlarınızı bekleyeceğim. Türkler hakkında böyle bir video hazırlamamı isterseniz onu da mutlaka yazın. Var ya, adım kadar eminim öyle bir video yaparsam hiç kimse egosunu yediremeyecek. Kendinize çok iyi bakın. Daha fazla video için kanala abone olmayı da unutmayın.